Evet kardeşler, bugün nasip olsa inşallah Divanı Mısır-ı Niyazi'den sizlere hikmet kapısı açmaya çalışacağız. Tabi Allah dostları bu kapıyı hep açarak gitmişler. Bu kapılar açık. Fakat tenezzül edip girenler elbette ki ehli hikmet olarak öbür kapıdan çıkmışlar. Tenezzül etmeyenler, bunları horlayanlar, dışlayanlar da ne yapmışlar? Marifetten nasipsiz bir şekilde bu dünyada yaşamışlar ve ahirete marifetten ve hikmetten nasipsiz bir şekilde gitmişler. Dolayısıyla buradaki gaye, nasıl ki buradaki rızıklarımızı, nasiplerimizi alıp, yiyip, tüketip gidiyoruz ahirete. Bir de müminin, bir de ihvanın manevi rızkı var. Cenab-ı Hak ona tahsis etmiş. Müminlere özel bir rızık tahsis etmiş, manevi. Ya bir zikir, Allah'ı zikretmek bir manevi zikirdir. İbadet, kulluk manevi bir zikirdir. Bir gönlün, kalbin açılması ve oradan feyzab olması, Cenab-ı Allah'ın nazarından kaynaklı, teveccühünden kaynaklı kalbin oradan feyiz alması, bir ilham alması bir rızıktır arkadaşlar. Bu gönlün rızkıdır. İşte bu rızıkları da alarak gitmek lazım burada. Bunu bırakmamak lazım burada. Dolayısıyla bu işte sohbetler çok önemli. Tasavvuf çok önemli. Bu sohbetler marifet mektepleridir. Burası marifetullah okuludur bu sohbetler. Bu Allah bilgisi burada oluşuyor. Baktığın zaman tarihe, hani Yunus Emre yapan işte bu meclisler. Mevlana'yı Mevlana yapan bu meclisler. Şahın Nakşibend Efendimiz'i Şahın Nakşibend yapan, Sami Efendimiz'i Sami Efendi yapan, Musa Efendimiz'i Musa Efendi yapan hep bu halkayı tedrisat. Halkayı tedrisat. Ve elhamdülillah bugün bu tedrisattan bizi geçiriyorlar. Ne mutlu ki bu tedrisatta sabredip işin sonunda manevi belgesini alarak mezun olanlara. Bura mezuniyet verir. Manevi anlamda burası mezuniyet verir. Ama birisi ben belgemi, mezuniyetimi alamadım diyorsa çalışma ve gayretlerine bakacak. Ne için çalışıyor? Gaye ne? İşte burada gaye ne deyince tabii hemen hatırıma şu geliyor. Bunu aktarmadan geçemeyeceğim. Zaten herhalde bugün sohbetimiz o minvalde biraz yoğunlaşacak o konu üzerinde. Maalesef üzülerek toplumda gördüğümüz, duyduğumuz bazı olaylar oluyor. Çok üzülüyoruz biz buna. Büyüklerimiz bizi uyardığı halde ihvan kardeşlerimiz, mümin kardeşlerim buna dikkat etmiyorlar. Diyorlar ki sakın ha sakın bu işin, bu maneviyat işinin uçtusuna, kaçtısına bakmayın. Uçma işine kafanızı takmayın. Aklınızı takmayın. Keşfine, kerametine bakmayın bu işin. Uyarıyorlar. Burada gaye diyor, keşif ve keramet değildir. Rızayı baridir. Burada tek gaye Allah'ın razı olacağı bir kul kıvamına gelebilmektir. Ya bir kamil ve mükemmel bir insan olabilmek. Yani ahlakta nadide bir hale gelebilmek. Ahlakı hamide, ahlakı Muhammedi taşıyabilmek ve bunu yayabilmek insanlara, topluma ikram etmek, takdim etmek bu ahlakı Muhammedi'yi. Yani rahmet, Efendimiz Aleyhisselam'ın rahmetini kendinde bulabilmek, cömertliğini kendinde bulabilmek, diğergamlığını kendinde bulabilmek, mütevaziliğini kendinde bulabilmek ve hizmette kendinde bu ibadette, kullukta, huşuda, takvada kendinde bulabilmek. Efendimiz Aleyhisselam. Manasını oluşturmak. Bize mana bu olarak veriliyor. Tabii böyle olurken Efendimiz Aleyhisselam'ın keşfi de vardı, kerameti de vardı, değil mi? Mucizeleri de vardı. Ya bu nihayetinde de verilecek insana. Bu işler de keşif de olacak, keramet de olacak elbette. Fakat gaye bu olmayacak. Gaye bu olmamalı. Allah dilerse verir, dilerse vermez. Yunus Emre Hazretleri biliyorsunuz 10 sene hizmet ediyor Tapduk Baba'ya. Diyor ki Yunus sen diyor
Ne kadar kötü bir adamsın ki diyor. 10 sene boyunca bir Allah dostunun karşısında diyor demlendin, sohbetini dinledin ama hiçbir kıpırtı yok sende. Sen galiba lanete uğradın. Çık git diyor. Çık git buradan. Bak diyor arkadaşlarında bir sürü güzel haller oluyor. Sende tık yok. Sende tık yok. Sen nasıl bir adamsın? Kendini kınıyor. Nefis, şeytan birleşmiş. Yunus'un yolunu vurmaya çalışıyor. Ve tabii boş çay alıp gidiyor. Yolda yürürken iki kişiye rast geliyor. Nereye gidiyorsun? Ben işte bir yolculuğa çıktım. Tek başıma gidiyorum. Bakalım Allah ne gösterir, ne verirse. Beraber gidelim. Gidiyorlar. Meşhur mesele biliyorsunuz bakın. Bir mağaraya sığınıyorlar. Yiyecek, acıkmışlar. Yemek yiyecek. Giriyorlar mağaraya. Yiyecek bir şey yok. Diyorlar ki hepimiz de dervişiz. Öbürleri de başka bir dergahlardan gelmiş herhalde. Başka tarikattan. Allah'a nazı geçen yok mu aranızda diye bir dua edin de diyor birisi. Cenab-ı Hak bize bir nimet gönder. Yemek, azık göndersin. Birisi elini açıyor. Ya Rabbi acıktık sen bilirsin. Bayağı da bir yol kat etmişler herhalde. Yemek geliyor önlerine. Yiyorlar. Devam yola. Tekrar bir yerde oturuyorlar. Ya şimdi de biriniz dua etsin. Ben ettim diyor. Yedik şimdi de biriniz dua etsin. O da ediyor diğeri. Yine bir ikram sofra. Geliyor önlerine bir şekilde. Ve biraz daha gittikten sonra Yunus Emre'ye diyorlar. Hadi bakalım derviş baba. Ya sen de diyor derviş haneden çıkıp geldiğini söylüyor. Bir de sen dua et bakalım. Bir de sen şöyle ikram et bize. Bende hal yok diyor. Zaten ben halsizliğinden dolayı dergahı terk ettim. Benden ne istiyorsunuz siz diyor. Hal olsaydı zaten dergahta dururdum. Bir açılım olmadığından diyor ben yakama küstüm gidiyorum. Yok biz anlamayız. Edeceksin. Edeceksin, edeceksin, edeceksin. Nihayetinde dayanıp peki edelim bakalım diyor. Madem ısrar ettiniz elini açıyor. Akıllara ziyan sofra seriliyor. Akıllara ziyan. Hani diyor dervişlik yoktu sende? Hani hal yoktu sende? Diyor ki gerçekten yoktu bende. Peki nasıl geldi bu nimet? Nasıl bir makama çıktın ki sen Allahu Teala daha da ziyade gönderdi? Diyor ki siz kimin hürmetine istediniz? Bu nimetlere kimi vesile kıldınız? Kimi teberrük ettiniz? Taptık babanın. Daha söz çıkamıyor ağzından ya. Duygudan. Duyguseli bakın. Konuşamıyorum yani. Ne kadar ulvidir bu ya. Bir taptık babanın dergahında bir süzgeçten geçmek. Bu ikisi söylüyor. Diyor ki taptık babanın diyor dergahında Yunus diye bir derviş varmış. Makamı pek aliymiş. Yüce Allah dostuymuş. Kulağımıza kadar gelmişti. Ya Rabbi onun hürmetine ver dedik. Acıktık dedik. Ya sen kimin hürmetine istedin? Galiba Yunus da sırtını dönüyor, ağlıyordur muhakkak. Bu sözü duyunca Yunus da sırtını dönüp ağlamıştır. Eyvah diyor Yunus sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Hiç seslenmeden ben de sizin o teberrük kıldığınız Yunus'un adına istedim diyor. O da diyor ya işte ya Rabbi bunlar kimin hürmetine istediği de. Kendi adına istemiş haberi yok. Ve dönüyor dergaha varıyor. Efendi babaya çıkacak yüzü yok. Taptık babaya çıkacak yüzü yok. Hanımına, hacı annesine, hacı annemize varıyor. Anam diyor ben ettim sen etme. Seni hatırından çıkamaz. Taptık babaya söyle de diyor. Beni tekrar kabul etsin. Oğlum eder mi etmez mi bilemiyorum ama bir söyleyeyim. Fakat sen diyor eşiğe yat veya otur. Sabah namaza giderken amadır kendisi biliyorsunuz. Amadır. Çıkınca kapıdan o ya bastonuyla seni yoklar ya da eliyle değer şöyle başına. Bu kimdir hanım dediği zaman Yunus'tur derim. Yunus'tur derim. Hangi Yunus derse
silmiştir oğlum seni. Hangi Yunus? Yürek dayanmaz. Bizim Yunus mu derse kalk elini eteğini öp. Efendi baban seni affetmiştir. Çok meşhur değil mi? Bizim Yunus mu? Hep duyarız. Bizim Yunus mu? İşte mesele. İsmimiz anıldığında mana aleminde belki üstadımıza bugün fiili olarak yanaşamayabiliriz. Fakat bizim Abdurrahman mı, bizim Ahmet mi, bizim Mehmet mi sözünü söyletebilmek marifet. Bizim dedirtebilmek yani. Ama bizim dedirtmek için de yolu sahiplenip gerçekten bizim yolumuz olması lazım. Bizim üstadımız olması lazım. Bizim hocamız olması lazım başımızdaki Allah dostu. Bizim olması lazım ki bizim desin mübarek. Ve tabii ne yapıyor? Sabah açıyor kapıyı, mescide veya camiye gidecek. Bu kim hanım? Yunus efendi, Yunus. Bizim Yunus mu? Evet efendi, bizim Yunus. Ve Yunus eline, eteğine sarılıyor. Ve seyri sülüğünü taptık babanın himayesinde tamamlayıp kıyamet sabahına kadar Yunus Emre'miz oluyor arkadaşlar. Yunus Emre'miz oluyor. Yani Yunus Emre aşık Yunus demek. Bugün okuyacağım divanla, bakın Isır-ı Niyazi Hazretleri'nin divanı çok meşhur bir divandır. Fakat tamamen Yunus Emre'den esinlenerek yazılmıştır. Ve yine Vahibi Ümmi var sağ tarafımda, ondan esinlenmiştir. Ne kadar şair varsa memleketimizde ve ne kadar şair olacak da bundan sonra, hep Yunus Emre'den esinlenerek yazacaklardır. Onlarca Yunus mahlasını kullanan şair vardır. Aşık vardır tarihte. Onlarca, yüzlerce. Dolayısıyla arkadaşlar, bunu ne için anlattık bakın. Ben bu yola geldim de uçamadım. Ben bu yola girdim de işte hiçbir insanların kalbinden geçenleri daha hala bilemiyorum. Rüyalarımda bir açılım olmuyor filan. Bunları bırak. Bunları geç. Evet, olsa güzel şeylerdir. Rahmani boyutta ama. Şeytanisi var bunun. Cinnisi var bunun. Rahmani boyutta elbette ki güzeldir. Neden? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki sadık rüyalar peygamberliğin 46 cüzünden birisidir. Benden sonra peygamberlik bitti. Fakat benden sonra sadık rüyalar olacak. Müjde getiren, müjde veren, hallerden haber veren sadık rüyalar, salih rüyalar olacak diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Fakat kendi başımıza değil. Şeyhlerin, üstadların, Allah dostlarının refakatinde bir yola çıkacağız. Bütün rüyalarımızı onlara tasdik ettireceğiz. Onlara tasdik ettireceğiz. Kendi başımıza olmayacak bu iş. Bakın öyle deyince bir anımı anlatayım size, ondan sonra gireyim buraya inşallah. Çünkü önemlidir buralar. Bugün şunu görüyorum. Az önce sohbetimin başında dedim ki ben şunları görüyoruz, üzülüyoruz, şunları duyuyoruz, üzülüyoruz. Neye üzülüyoruz? Samimiyetle kardeşler herhangi bir tarikata giriyorlar. Biraz şöyle zikir tesbih yaptıktan sonra, biraz sehere kalktıktan sonra, biraz işte şeyhe muhabbet oluştuktan sonra hemen işin uçtu kaçtı tarafı ön plana alınıyor. Bu kardeşler ne yapıyorlar? Hemen türbelerde soluğu alıyorlar. Türbeler işte Allah'a yaklaştırıcı yerler olarak iç alemlerinden cinlerin yardımıyla yönlendiriliyorlar. Türbelere gidiyorlar. Mezarlara ve mezarlıklara gidiyorlar. Yalnız ortamlara gidiyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki oralarda daha çok feyiz alıyoruz filan derken cinlilerin musallatlığı başlıyor orada. Buna uyarmak istiyorum sizlere ben. Huzur mahşerde hesaba tabi tutulmamak için yapıyorum bunu. Ve cinnilerin musallatlığı başlıyor orada. Çok duymuşumdur mu diyor. Diyor ki mesela çok güzel bir koku vardı, sen aldın mı orada? Aldın mı ya, bir koku verdi. Bir koku verdiler. Aldın mı? Nasıl güzeldi değil mi? Bu alemden değildi o koku filan. Diyorlar bakın, avlıyorlar. Cinnilere çok bir zor bir şey değildir bu koku vermek, ses vermek, görüntü vermek. Zor bir şey değildir bunlar. Ve bu mürit geceleri sehere kalktı, biraz zikir çekti. Aha dedi, benim zikrim dedi mayayı oluşturdu, tuttu ve ben oldum. Ben görmeye başladım. Daha türbeyi bıraktıramıyorsunuz. Daha kabristanı bıraktı ama o kabristanlar, o cinlerin meskeni,
O türbeler boş alanlar cinlerin meskeni ve sizi oraya kendilerini çekiyorlar. Ondan sonra kendi gönüllerine göre seni mürit yapıyorlar. Kendi gönüllerine ve kafalarına göre seni mürit yapıyorlar. Artık seni şeyhin de kurtaramaz. De. Ondan sonra hoca hoca dolaşanları duyuyoruz. Hoca hoca dolaşanları duyuyoruz. Saatlerce banyodan çıkamayanları duyuyoruz. Saatlerce tuvaletlerden çıkamayanları duyuyoruz. Arkadaşlar dikkat etmek lazım buralara. Bu hangi hatadan kaynaklı? İşin rotası, menzil sadece ve sadece Allah'ın rızası olması gerekirken bu gözünü kapattığı zaman başka bir alem görmeyi arzu etti. Hani televizyonlar, bozuk televizyonlar olur. Hışır 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 böyle hışırtı olur. Sonra tamirci gelir fişi yapar mı yapar takıverince görüntü geliverir ya. Hemen gönlümde bir görüntü verilsin, altı üstü göreyim diyor. Bu merak. Bu merak. Arkadaşlar o görüntüler olur. Ama asla daha işin başındaki müritte olmaz onlar. Çünkü neden? Mısır Niyazi Baba ne diyor Mısır Niyazi Hazretleri? Küçücük küçücük adımlarla, pardon şuradan okuyayım bakın. Zuhurat belki böyle, belki oraya hiç o açamayacağız. Madem buradan okuyayım, bakın arkadaşlar. Yolun sonundaysa bir kardeşim tamam, haktır gördükleri, doğrudur. Ama başındayken bunlara merak etti, açıldıysa kesin kes cin parmağı vardır. Buna dikkat etmek lazım. Bakın diyor ki, nefsini terk etmeden Rabbini arzularsın. Hayvanı sen geçmeden insanı arzularsın. Hayvani sıfatları geçmemişsin. Nefsi hayvani daha olduğu gibi zinde ve canlı senin içinde. Ve sen ne arzuluyorsun? İnsanı kamil olmayı, keşfe ulaşmayı, keramete ulaşmayı. Allahü Teala'nın senden zuhur edip senden iş görmesini arzu ediyorsun. Bunlar olacak da bugün değil arkadaşlar, bugün değil. Yunus Emre Hazretleri diyor 47 sene taptık babanın kapısına, hizmet etti, odun taşıdı. Rivayetlerde öyle 47 sene. Ahmet Celali Baba var, baba yanında bilirsiniz. Askere diye gitmiş. 15 sene Irak'ta, 15 sene Irak'ta bir Allah dostuna hizmet edip geldikten sonra kemalatı bulmuş. Unutmuş ya çoluğu çocuğu, unutmuş. Tanıyamamışlar geldiğinde. Bütün Allah dostları buna keza. Adam 3 gün tasavvufa giriyor. Dersi alıyor. Aha tamam hemen uçtum kaçtım. Hemen oldum. Yok. Men arefe nefsehu fekad arefe rabbeh. Kendini sen tanımadan Sübhan'ı arzuluyorsun. Nefsini bilen Rabbini bilir buyuruyor Peygamberimiz. Sen daha henüz nefsini tanıyamadın. Sen sultanını, Sübhan'ını nasıl tanıyacaksın? Nefsin tanınmasına gireceğim ama zaman yok. Zaman sınırlı. Sen bu evin kapısını henüz bulup açmadan marifetullah kapısını, gönül kapısını, hikmet kapısını, ne derseniz deyin aşkın kapısını açmadan maşuka kavuşacak zamanı arzularsın. Hemen kavuşuvereyim, oluversin, bitiversin. Ya daha çok yolun var. Çok işin var daha. Seherlerde çok mesai yapmalısın. Çok gözyaşı dökmelisin. Allah'a çok çok zaman ayırmalısın Cenab-ı Hakk'a. Dışarıya üflemekle yakılır mı bu ocak? Gönlün Hakk'a vermeden ihsanı arzularsın. Yani dıştan üfürmekle diyor, ocak yanar mı? İşte olacak ocak. İçeriden yanacak. Dıştan taklidi imanla, taklidi hallerle yakılır mı bu ocak? Gönül ocağı. Gönlünü Allah'a vermeden ihsanı arzu. İhsan neydi? Allah'ı görüyormuş bir seviyeye gelmek. Kalbin görüyormuşçasına Allah'a bir meyli. İhsan. Dağlar gibi kuşatmış tembellik, kardeş seni, benlik, enaniyet. Günahını bilmeden gufranı, Allah'ın seni affetmesini arzularsın. Konuk için evin yok. Konuk, konuk. Kim olacak bu konuk? Cenab-ı Hak. Ama konuğun gelmesi için evin hazır değil. Ev yok ortada. Cenab-ı Hak, mümin kullarımın kalbine sığdım diyor ya.
Bir misafir gelecek Cenab-ı Hak senin gönlüne. Fakat konu ağırlamak için evin yok. Hiç hazırlığın da yok. Issız dağ başında mihmanı arzularsın, misafir arzularsın. Dağ başında misafir bekliyor. Bostanı, bağı gezdim, meyvesini bulamadım. Sen Söğüt ağacından rumman arzularsın. Yani ben bağı gezdim, bahçeyi gezdim. Bağda, bahçede ben meyve bulamam. Yani ne demek bu? Ben tarikatın içerisine girdim. Tarikatın içerisine girdim. Bahçe dediği bu. Orada olmuş insan bulamadım, mükemmel insan bulamadım, ehli hak bulamadım, aşık bulamadım. Sen çarşıda, pazarda olmuş insan arıyorsun. Yani sen söğüt ağacından nar arzu ediyorsun diyor. Rummanı arzularsın. Arkadaşlar bakın, dağlar gibi kuşatmış beni, pardon. Bostanı bağı gezdim, meyvesini bulamadım. Sen söğüt ağacından rummanı arzularsın. Sen söğütten nar bekliyorsun. Bu olur mu diyor ya? Ben diyor salatalık bahçesinde salatalık bulamıyorum. Domates bahçesinde domates bulamıyorum ben diyor. Gece sayıklar gibi anlaşılmaz sözler ile sen de mi ey Niyazi irfanı arzularsın? Gece insan sayıklarda belli olmaz ya ne dediği. Daha ne dediğini bilmiyorsun. Gayenle, hedefinle bunu oluşturmamışsın. Ondan sonra burada iki kelamla, konuşmayla filan Allah'ın sana ihsan, ikram edeceğini arzularsın. Camı temizlemeden aynayı arzularsın, zünnarı kesmeden imanı arzularsın. Gönül camını temizlemeden ayna olmasını istiyorsun. Cemali sıfatlarını yansıtmasını istiyorsun gönlünün, rahmani sıfatları. Ve belinde zünnar var. Zünnar papazların kuşandığı kuşak. Enaniyettir, benliktir bu tasavvufta. Ve imanı arzularsın. Küçücük çocuklar gibi binersin ağacata, tecrüben yok, topun yok, meydanı arzularsın. Hani şu ağaçtan at yapardık da binerdik ya, hadi deha olun diye küçükken, onu at zannediyorsun. Topun yok ayağında, yani bir gerçekten bir ata binmemişsin, elinde kılıcın yok, bir meydan yok, o atı koşturacak. Burada sen diyor, meydan arzu ediyorsun. Karıncalar gibi sen ufak ufak yürürsün. Meleklerden ileriye seyran arzularsın. Ya maneviyatta attığın adım çok küçük. Ama melekleri geçim istiyor. Melekleri geçmek istiyorsun. Topuğuna çıkmadan suyu deniz zannedersin. Sen dereyi geçmeden ummanı arzularsın. Ya topuğu geçmeyen suyu deniz zannet. Ya bir de ummana yüzmeye gireceksin. Daha ummana hayal ediyorsun kardeşim. Umman hayal ediyorsun. Haydi Niyazi yürü. Atma okunu ileriye. Derdi ile kul olmadan, derdi ilahiyle, Allah derdi ile kul olmadan sultanı arzularsın diyor kardeşlerim. Sultanı arzularsın. Ha demek ki o zaman nereden başlamak gerekiyormuş işte? Evvela gayret. Azim, gayret. Ama ikisinden evvel istek. Bir istek oluşacak ve bu istek ne olacak? Neyi isteyecek gönül? Sadece mahbubunu isteyecek gönül. Mahbub, sevgili. Sadece seni istiyorum diyerek yola girecek. Keşfini istemiyorum, kerametini istemiyorum bu işin. Uçtusu, kaçtısı beni ilgilendirmiyor. Güzel rüyaları istemiyorum, kötü rüyaları istemiyorum. Bu işin sonunda çok büyük bir servet de verebilir Cenab-ı Hak. Çok büyük mala mülke de gark edebilir seni. Bir üstada halife, vekil de olabilirsin. Grup başkanı da olabilirsin. Hükümran da olabilirsin. Onları da istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. İyilik tarafından, kötülük tarafından bir şey istemiyorum. Sadece beni nefsimden kurtarıp sana yol açıp sana ulaşmayı istiyorum. Niyetim budur ya Rabbi. İstek. Ve bu isteği oluşturduktan sonra da gayret kemerini kuşanıp şeyhimiz, üstadımız hangi vazifelerle mükellef kıldıysa harfiyen bu vazifelerin yerine getirilmesi gerekiyor. Yerine getirilmesi gerekiyor. Ve ondan sonra netice kaçınılmaz. Bu yol kesin kez insanı erdirir ve oldurur. Kesin kez, şüphe yok bunda. Çok güçlüdür üstadın himmeti tasarrufu ihvan üzerinde. Çok güçlü.
Ama sen o kabloyu, manevi kabloyu kesmezsen, kopartmazsan o iletişim bağını. Burada kablo muhabbettir. Zikrullah'tır. Hizmettir. İstenen bizden bu. Murakabedir. Murakabeni sıkı tutacaksın. Hizmetini hakikaten Allah için yapacaksın. Ve zikri daimiye ulaşmak için dilini ıslak tutacaksın. Dilini ıslak ve muhabbeti asla kesmeyeceksin. İbadetlerde çok samimi olacaksın. Seherde uyanık olacaksın ve kalbini yumuşatıp ağlamanın yollarını arayacaksın. Çünkü ağlamanın yollarını arayacaksın. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyorlar? Allah'ım ağlayamayan gözden sana sığınırım. Doymayan karından sana sığınırım. Faydasız ilimden sana sığınırım. Faydasız ilim, doymayan karın. Yine hatırlatıyorum kardeşlerimize. Arkadaşlar, midelerimizi büyütmek için mesai yapmayacağız. Tasavvufta gaye mideyi küçültmektir. Her geçen gün birkaç lokma daha azaltmaktır yemeği içmeyi. Ama şimdi biz mide büyütme yarışına girdik. Adeta toplum olarak. Çünkü niye? Bütün nimetler önümüze serildi ve bizim obur nefsimizi yenemez hale geldik. Oburlaştık. Öyle yok arkadaşlar. Bu işin riyazat olmazsa olmazı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri böyle göbeği şiş birisini görüyor ve celalleniyor. Diyor ki sana ne oldu ki kardeşin hakkını yemişsin? Ne oldu sana kardeşin hakkını yedin? O karın tam iki kişilik bir karın diyor. Üç kişilik bir karın diyor. Sen onu yemişsin diyor. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yememizde, içmemizde, uyumamızda örneğimiz Allah Resulü, Allah dostları. Ve şunu da hiç unutmayalım. Bakın bunlar sahih hadislerdir. Her obur ve şiş göbek cennete giremez. Her obur ve şiş göbek cennete giremez. Ya bu şartları yerine getirmeden manevi ilerleme söz konusu değil arkadaşlar. O zaman 3 aylar geliyor. Ne yapmamız lazım? Oruca dayanacağız. Özellikle işi ağır olmayanlar 3 ayı tutsunlar. Çok ağır şartlarda işte çalışmayanlar 3 ayı tutsunlar, başlasınlar. Zarar gelmez. Yarın arayacağız. Gözümüz düşecek orada bir orucun sevabına. O gün çok yakın. Gözümüz düşecek. Ya Rabbi keşke 3 ayları oruçlu geçirseydim. Ama çok ağır şartlarda, inşaat gibi böyle inşaat şartlarda çalışanlar en azından pazartesi ve perşembeyi sünnettir. Oruçlu geçirsinler. Ki mide yavaş yavaş küçülsün. Mide yavaş yavaş küçülsün arkadaşlar. Onun için Rabbimiz Teala Hazretleri inşallah yolumuzun, yol dediğimiz Kur'an, Kur'an yolu, Kur'an ayrı bir şey anlamayın. Kur'an ve sünnet yoludur bu. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor bize? Benim ümmetim az yer, az yer, az uyur, az konuşur. Neden? Ya hayır söyle ya da sus. Nebevi bir öğretidir, nebevi bir tavsiyedir bu. Ya hayır söyle ya da sus. Benim ümmetim acıkmadan yemez, doymadan kalkar. Midenizin üçte birisini suya, üçte birisini havaya, üçte birisini de yine neye ayırın? Yemeğe ayırın. Kabasa buraya kadar getirmeyin yemeği. Bölümlere ayırın. Buraya hava da girecek, yemek de girecek diyor arkadaşlar. Bak. Nefes almamız için o olanağı vermemiz lazım mideye. Ve dolayısıyla gece seherler Efendimiz Aleyhisselam bütün sahabesini dolaşırdı buyuruyor. Ve hep kim kalkmış, kim kalkmış bakardı gece seherde. Tek tek yoklardı pencereler, evleri, kapılar. Seher bu kadar mühim. Ve onun için Rabbimiz inşallah bütün bu öğrendiklerimizi, duyduklarımızı tatbik etmeyi nasip etsin. Allah'ımız sohbetimizi kabul eylesin. İnşallah bu yolda seyrini tamam eden o bahtlı ve şanslı kullardan eylesin. Öyle bu yola giren çok da seyrini tamam eden kul çok nadirattandır. Her etapta elemeler vardır. Söyleyeyim size, her etapta elemeler vardır burada. Ve samimi olan hiçbir şey durduramaz. Hiçbir mani, hiçbir engel samimi olan durduramaz. Ve işin nihayetine erene kadar da o kişinin gönlü teskin olmaz. Hiçbir şeyi kabul etmez. Hiçbir yerde molada oyalanmaz. Çabuk çabuk işim var, hemen kalkalım burada oyalanmayalım der. Menzile ulaşana kadar da arkadaşlar menzil nedir? Vasılı ilallah olmak kalbi anlamda. Bütün ulaşmalar, gelmeler, gitmeler burada kalbi oluyor.
bedensel olarak bir şey söz konusu değil burada. Ve dolayısıyla inşallah Rabbim bütün Allah'ımızın bize verdiği emirleri tatbik etmeyi, Efendimizin sünnetine aleyhisselamın, Peygamberimizin sünnetine tabi olmayı ve üstadımıza evlat, birbirimize kardeş olmayı nasip eylesin. Ve yine Hacı babamı anmadan edemem tabii sohbetlerimde. O bizim gönlümüzün gülüdür Hacı babamız. Elhamdülillah yolumuzun gülüydü Nevşehir'de. Ve hep de gönlümüzün gülü olarak kalacak. Solmayan bir gül ektik gönlümüze biz. Allah dostlarının sevgisi gönülde bir güldür arkadaşlar. Bir sümbüldür. Bu gül solmaz ekerseniz. Tavsiye ederim o gülleri ekin. Allah dostlarının muhabbetini gönlünüze koyun ki solmayan bir gülünüz olsun. Bahçenize ekersiniz 3 ay sonra solar, 4 ay sonra solar arkadaşlar. Ama hakikat gülü solmaz. Aşkın gülü solmaz. Ve orada bülbül de eksik olmaz. Orada bülbül de eksik olmaz o bahçede. Onun için gönlümüzün gülüdür. Allah ondan razıdır muhakkak ama biz edeben Allah razı olsun diyoruz. Edeben razı olsun diyoruz. Razı olsun deyince şöyle yine bir anım hatırıma geldi. Yad edelim bu anıyı. Güzellik olduğu için anlatıyorum bunları. 3-5 kardeş Mevlana'mızı ziyarete gittik. Huzur-u ilahilerine çıktık. Elimizi bağladık, boynumuzu büktük. Okuyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin filan. Okudum. Develden Ahmet İslamoğlu şunu öğretmişti mübarek hocam. Demişti ki büyüklere, aklınızda olsun büyük velilere şu ayetleri okursanız çok güzel olur. Bir Fatiha-i Şerife, bir Ayet-el Kürsi, 11 İhlas, bir Felak, bir Nas. Ruhlarına bağışlarsanız gençler nurun ala nur olur demişti. Başladık Ayet-el Kürsi'yi okumaya. Mevlana'mıza, Aşkın Sultanına. Tabii bir hal geldi üzerimize. Denildi ki sus. Ne okuyorsun sen? Kime okuyorsun? Kime neyi okuyorsun sen? Biz Mevlana'ya dua okumak. Yaraşır mı? Bir babanız ölür, günahı vardır. Üç Fatiha, bir İhlas gönderirsin. Ya Rabbi bu duaların bereketini affet dersiniz. Aşkın sultanı olmuş. Aşkın sultanının sizce duaya ihtiyacı olur mu? Benim yapacağım bir duaya ihtiyacı varsa zaten sultan olamaz. İş ona kaldıysa. Sus dediler, sus. İçimden dedim ki ya ne yapayım? Himmet dile, himmet. Büyüklerden himmet dilenir. Büyüklerden aşk dilenir, aşkını dile. Muhabbetini dile, halini dile. Takdim etsin de o hilatle git. Ve boynumuzu büktük. Dedik ki sultanım aşkına geldim. Tabii daha farklı şeyler var da bu kadarını anlatabiliyorum. Aşkına geldim. Mümkün mü biraz? Lütfeder misiniz? Ve çıktık geldik o halet ruhuyla. Onun için Hüseyin abi de aynı bu haldedir. Belki teberrüken de okunur. Gidelim okuyalım da bilin diye söylüyorum. Gittiğin zaman okuduktan sonra himmet talep edin. Himmet. Sadece dua edip geldim ya ben ziyaret ettim geldim. O edepsizlik olur büyüklere karşı. Büyük velilere edepsizlik olur arkadaşlar. Yani padişahın huzuruna çıkıyorsunuz. Bir hilati almadan geliyorsunuz. Padişah yolunu yöndemini bilirseniz sizi yüklü gönderir. Talep etmesini istemesini bilirseniz bir padişah yüklü gönder, yükler gönder, boş göndermez. Ve dolayısıyla Hüseyin abi şunu derdi arkadaşlar. Mübarek Hacı babam. Vusulsüzlük usulsüzlüktendir. Bunu yazın defterinize, gönül defterinize. Vusulsüzlük. Girmişiz yola. Bir sene olmuş, 5 sene olmuş, 10 sene olmuş, 20 sene olmuş. İlerleme yok. Bir açılım yok. Yunus Emre gibi. Diyor ki vuslata ulaşamamak, marifetullah'a ulaşamamak, muhabbetullah'a, aşkullah'a ulaşamamak usulsüzlükten. Yani yolda usulsüz gidiyorsun. Yolun usulünce gitmiyorsun da onun için açılım olmuyor. Dolayısıyla
usulünü yerine getirenler muhakkak ve muhakkak menzile ulaştılar. Hacı babam onlardan birisiydi bak. Koyuncu babamız onlardan birisiydi. Hacı annemiz onlardan birisiydi arkadaşlar. Üstadımız bu yolla yetişti ve menzile ulaştı. Piranlarımız bu yoldan ulaştılar ve daha gizlide, açıkta gördüğümüz, göremediğimiz bütün meczuplar, veliler, deliler hepsi bu yolla ulaştılar. Hepsi. Yunuslar, Mevlana'lar, kimi sayarsan say. Yani şıkkını, şartını yerine getiren kesin kez bu yolda ulaşır arkadaşlar. Ulaşamıyorsa onu bunu suçlamasın, kendi nefsinde arasın kabahati ve Rabbimiz nefsimizin kabahatini görmeyi bize nasip etsin. Bu bir büyük lütuftur, nefsinin kabahatini görmek. Mısır Niyazi Hazretleri der ki, kişi noksanını bilmek kadar irfan olamaz. Bir insan ne kadar marifete ulaşmak istiyorsa baksın ne kadar kendi noksanını tespit etmiş. Ne kadar noksanını idrak etmiş de onları bertaraf etmek için mücadele etmiş, o kadar ariftir. Allah ariflerden saysın. Allah rızası için El-Fatiha.